Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Burger King'i ve Butik Burger'ı karşılaştırmasını yapacağız. Yanımda da Barkın var. Arkadaşlar merhaba. Tarık bugün beni en sevdiğim içeriye davet etti. Ama yaptığı hatanın farkında değil. Ben çok yiyen bir insanım. Beni tanıyanlar bilir. Arkadaşımız artık biraz paraya kıyacağız. Eğer... Hemen Burger'ımıza geçelim. Var mı abi özel bir tekniğin bu hamburgerinin? Bayağı tutuluyor, seviliyor. Hamburgerlerimiz tamamen %100 yerli, %100 dana etinden yapılıyor. Üretimde bizde. Tamamen helal kesim. Diğer zincir mağazalarınızdan ne farkınız var abi peki? Burger'dan, McDonald's'tan falan. Dedim ya, ürünlerimiz günlük. Anladım. Her gün taze etler çekiliyor. Tamamen el yapımı. Makinalaşma kesinlikle yok. İnsanlar da seviyor. Evet, bayağı dolu her. Geçelim masamıza. Aynen. Bizi bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir menümüze bakalım. Menümüz şöyle. Biz Anadolu Burger alacağız. Neden Anadolu Burger? Bunu da sen söyle. Kanka, çünkü cheeseburger var. İşte Meksikano var. Hepsi yabancı isim. Ben ülkemin Anadolu'sunu seviyorum. O yüzden Anadolu Burger yiyeceğim. Evet arkadaşlar, Anadolu Burger'ımız geldi. Hemen size servisini göstereyim. Böyle. Bu da Barkın. Çok. Bence servis çok iyi. Bence vallahi de iyi yani, bayağı iyi. İçine iyice göstereyim. Şöyle. Ben beğendim. Evet arkadaşlar, şimdi Butik Burger'ımızdan yedik ve şimdi geldi sıra puanlamaya. Puanlama kriterimizin ilki lezzet olacak. Lezzet kısmında ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Gerçekten lezzetliydi. Tek bir şeyde sorun yaşadım. O da et fazla pişmemişti. Ama o menüde yazıyormuş. Biz orta pişiriyoruz. İsterseniz fazla pişirtin diye. İlk defa böyle bir yerden yediğim için tecrübesizdim. Bir dahakine daha fazla pişireceğim. Geri kalan her şeyde lezzetliydi. Patates olsun, patatesin üstündeki baharatlar olsun. Gerçekten çok hoştu. Ben lezzete 5 veriyorum. Daha da aşağısını pek düşünemiyorum çünkü gerçekten lezzetliydi. Eti tam pişirsem tam ağzıma layık bir burger olacaktı. Barkın, sen kaç veriyorsun lezzet? Vallahi arkadaşlar, ben bayağı beğendim. Lezzeti 10 numaraydı. Sadece ekmeği değil mi kanka, biraz şey oldu. Kuru geldi bana ekmeği. Yani ama aynen. Ben biraz etle karıştırdığı için. Eti falan da pişmiş, bayağı iyiydi. Lezzetini, içindeki o karamelize soğan falan süperdi. Ben beğendim. Ben lezzete direkt 5 veriyorum. Şimdi ikinci kriterimiz olarak doyurma kriterimiz. Doyurma olarak da zaten gördüğünüz burgerin büyüklüğünü, patateslerin çokluğunu bence doyurucuydu. Doyurma olarak da ben direkt 5 vereceğim. Fazla uzatmaya da gerek yok aslında. Ben direkt 5 veriyorum. Doyurucu. Sen mi Barkın? Kanka, ben bir şey demeyeyim. Göbeği göster. 5 abi. Fazla söylenecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, üçüncü kriterimiz olarak da mekan, atmosfer kriterimiz. Mekan gerçekten hoştu. Yani zaten gördünüz, anlatmaya pek de gerek yok. Gayet nezih. Güzel bir mekanda, bildiğimiz butik yemekçiler gibiydi. Gayet güzeldi. Ben bunu da puan kırmayacağım. Kıracak pek de bir şey bulamadım. O yüzden 5 puan veriyorum. Sen bak. Vallahi benim için de butik bir burgerciye göre gayet iyi bir yer. Ben de puan kıracak pek bir şey bulamıyorum. Sadece bana biraz dar gibi geldi Zella falan. Herkes iç içe. Ben biraz daha böyle yalnız yemeği seven bir kişi oldum. Aynen. Evet. Aynen. Belki biraz oradan bir puan kırabilirim. Hadi oradan da 4 diyeyim. Puan kırmamış olmayayım. Dördüncü ve en önemli kriterimiz fiyat tabii ki de. Fiyat kriterimizde ben puan kıracağım. Çünkü ayran 3 liraydı. Bence fazla bir şey yani. O ayranın size gelişi taş çatlasın. O da taş çatlasın 1 liradır. 1 lira bile olmayacağına eminim. 3 lira biraz abartı bir fiyattı. Menüde mesela 16'lık bir menü alıyorsunuz. Bir anda fiyat 19'a çıkıyor. Biraz sinir bozucu bir şey. Onun için ben fiyata da 4 veriyorum. 1 puan da oradan kırmış oluyor. Sen bakın. Şimdi ayran 3 liraysa kola da 5 liradır herhalde kanka. Aynen. İyi ki ayran içmişiz. Zaten Anadolu Burger'in yanında da ayran giderdi kola. Ben de fiyattan 1 puan kıracağım. Çünkü ayran gerçekten pahalı. Ha şu var. Burger ucuz gelebiliyor. Belki bu bir strateji olabilir. 16 lira o burgere göre gayet ucuz. Ama demek ki o ayranı da oradan ekliyorlar Tarık. Ben 4 vereceğim. Ayran pahalı. Bizim dönerci de bilirim. Evet, şimdi arkadaşlar Burger King'e gidelim. Bakalım orada lezzetler, doyurma oranları, fiyatlar vesaire vesaireler neler olacak? Bakalım beğenebilecek miyiz? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi menümüzde aldık burgerden, hemen göstereyim size. Patatesi görüyorsunuz. Ketçap, mayonez de verdiler. Kola. Kolası gerçekten çok iyi geldi. Ve şimdi burgerimize geçelim. Boyut bu. Ve içi böyle. Allah razı olsun yani, bir içine turşu koyabilmişler. Marul da
İyi nazaran diğerlerine göre iyi. Zaten etin şu kalınlığına bakar mısınız? Ben böyle kalınlık görmedim. Hemen yiyeceğim. Sabırsızlanıyorum. Evet, arkadaşlar bak, bildiğimiz burgerın kids çocuk menüsü. Yani bu 19 liraydı değil mi kanka? Aynen. 19 lira. Az önce yediğimiz de 19 lira. Hayırlısı. Bakacağız. Evet, çok kalın olan köfteli burgerimizi yiyoruz. Lezzet şöleni yaşıyorum. Mükemmel değil mi Barkın? He, sen de biraz reklam kokan hareketler ya. Abi, öleceğim. Yani ah, ha yani. At eti. Arkadaşlar, Barkın kusmaya gitti. Ben patatesleri bırakmak zorunda kaldım çünkü şunun haline bakar mısınız? Yani şimdi diyeceksiniz, biz hep yiyoruz, tadı güzel falan diyebilirsiniz ama gerçekten asıl böyle kaliteli bir şey yedikten sonra bunun yüzüne bakasınız gelmiyor ve aynı fiyatı verdiğiniz zaman biraz açıkçası dokunuyor insana. Yani şu an burada pek bir şey söylemeyeceğim, direkt puanlamaya geçelim. Arkadaşlar, Burger King'den burgerımızı yedik ve şimdi sıra geldi puanlamaya. İlk kriterimiz olarak lezzet kriteri. Lezzet kriteri zaten görünüşle aynı bir şey aslında. Yani gördüğünüzde verdiğimiz puan aşağı yukarı aynı. Ben direkt lezzete 2 puan veriyorum. Uzatmaya da gerek yok. Gördünüz zaten tipini. Evet bakın, lezzet hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi lezzet olarak ben burger seven bir insanım ama yediğim burger bilmiyorum, franchise mi falan. Bir pek böyle beğenemedim açıkçası. Falan küçüktü. Tadını alamadım. O yüzden ben buna 3 verebileceğim. Şimdi ikinci kriterimiz olarak doyurma kriteri. Doyurma gördüğünüz gibi çok küçüktü. Yani şu kadar boyutundaydı. Resmen ilk yediğimiz butik burgerin burgeri kadar ekmek vardı. Sadece köftesi kadar ekmek vardı. Onun için pek doyurmadı. Ben doyurmaya da 2 puan veriyorum. Kola sayesinde doyuyorsunuz. Onu hesaba katarsanız doyarsınız. 5 puan verirsiniz ama burger 2 puanlık doyuruyor. Doyurma hakkında da valla beni bilen biliyor arkadaşlar, ben çok yiyen bir insanım. Benden çok yiyebilecek varsa da yoruma yazsın, kapışalım. Ama doymadım, doymadım. Buna da 2 vereceğim, doymadım çünkü çok küçüktüm. Şimdi üçüncü kriterimiz olarak mekan atmosfer kriteri. Mekan bildiğimiz burgerdi. Yani mekanını ben pek sevmiyorum burgerin. Bütün fast food zincirlerin kısmını sevmiyorum. Zaten sipariş verirken arka kısmı gördüğünüz zaman bir içiniz burkuluyor yani. Orada neler çıkıyor diye düşünüyorsunuz. Ben ona da 2 puan veriyorum. Şu an çok 2 puan gittim ama elimde değil yani, benim görüşüm böyle. Bakın sen mekan atmosfer olarak ne düşünüyorsun? Ben şöyle diyeceğim Tarık. Kanka, bekleme süresi gerçekten çok fazlaydı. Bir tane kasiyer vardı, çok bekle. Onun için buradan bir puan kıracağım. Ayrıyeten burgerin oturduğumuz yerlerin mekanı diğerine göre biraz daha ferah ve genişti. Ben buradan pek puan kırmayacağım. Sadece çok bekledi. Bir tane kasiyer vardı. O yüzden bir puan kıracağım. 4 puan veriyorum. Şimdi geldik en önemli, en kritik kriterimize. O da fiyat kriteri. Fiyat bazında tabii ki de ilk burgerimiz, butik burgerimize göre biraz daha uygun fiyatlı menüler mevcut. Ama illaki ucuz fiyatlı bir şey alıp doymak istiyorsanız döner yiyebilirsiniz. Biz burada burgerlerin fiyatını karşılaştırma yapacak olursak ben buradan 3 puan veriyorum. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Tam orta kalem ama tabii ki de fiyatı bence pek hak etmiyor. Öyle yani, ben 3 puan veriyorum. Sen Barkın, fiyatta ne veriyorsun? Ben fiyat ve menünün boyutuna baktığımda yani bayağı hüsrana uğradım. Çünkü biraz daha büyük bir hamburger beklerdim. Maalesef ben buna 3 puan vereceğim çünkü doymadım ve fiyatı da ona göre değildi yani. Evet arkadaşlar, hem Burger King'i hem de butik burgerimizi kıyasladık. Yani kazananı gördünüz zaten. Tabii size göre hangisi kazanmalıydı yorumlara lütfen yazınız. Haklı bir karşılaştırma mı oldu? Kazanan sizce gerçekten kazanmalı mıydı? Bunları yazarsanız çok sevinirim ve istediğiniz karşılaştırma videoları varsa da bana yazabilirsiniz. Şuradan ve şuradan diğer videolarıma ulaşabilir. Barkın göster, nereden abone olabilirler? Şuradan kanka. Oradan abone olabilir ve daha fazla videolarımı izleyebilirsiniz. Sen neler demek istersin en son bak. Vallahi kanka, beni bu içeriğe davet ettiğin için teşekkür ederim. Tam benim istediğim bir içerik. Tıka basa yedim. Eleştirimi de yaptım. Sanki ne anlıyorsun lan, gurme diyecekler ama ben iyi bir yiyiciyim arkadaşlar. Evet, Ağır siz de yiyiciyseniz benimle video çekebilirsiniz. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.